toplantısı çok önemliydi. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Tuncay Özilhan çok net bir konuşma yapmıştı. Hatta bugünkünden daha da sertti. 31 Mart gecesi Türkiye'de olanları tarih kaydetmiştir. Buradaki tavırları not edecektir. Herkese bu notu verecektir. Demokrasinin asgari kuralı seçimle el değiştirmesidir. Bundan vazgeçilemez dedi ve devamında laiklik, Cumhuriyet'in Atatürk ilkeleri çerçevesinden çıkmaması gerektiğini söyledi ve hukuktaki bütün o davalara ilişkin de atıf yaptı. Belki teknik isim vermedi. Bu toplantıda yine ekonomi programı da eleştirmişti. Yine aynı şekilde özellikle Timon Kaslowski'nin seçildiği 30 Mart 2021 genel kurulu çok önemliydi. Burada eşli çete diye andığımız inşaatçılara da atıf vardı. Maden, oraya buraya maden açılmasına da atıf vardı. Davalarda atıf vardı. Özellikle laiklik, cumhuriyet vurgusu çok öne çıkmıştı ve hükümet eleştiriliyordu. Şimdi bugün de aslında bu söylemlerden çok farklı bir şey kullanmadı. Burada şu önemli, şunu söylemek istiyorum. Bu toplantı peki niye ses getirdi? Niye herkes dikkat çekti? Bu çok önemli. Yani bir, bu toplantıda ne farklıydı? Bence mesela aydınlanma vurgusu ilk defa duydum ben TÜSİAD'dan. Bu kadar net bir şekilde ve birkaç kez aydınlanma, yani laiklik vurgusu hep vardır. Ama aydınlanma vurgusu şu demek, Türkiye'deki rejimin siyasi karakterinin, hukuksal karakterinin çok belirgin bir şekilde değişmesi gerektiğine atıftır. Bu tarikatları tartışıyoruz, cemaatleri tartışıyoruz, eğitimi tartışıyoruz. Bu temel bir şeydi. Birincisi bu önemli bence. İkincisi fark şu toplantıda. Daha önceki şeyleri tekrarlasa da salonda bir miting coşkusu vardı. Ben en son bu coşkuyu 2013'te o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MÜSİAD toplantısında faiz konusundaki bugün herkesin eleştirdiği politikaları ilan ettiği ve TÜSİAD'ı yuhalattığı toplantıda olmuştu. Böyle bir coşku. Yani MÜSİAD üyeleri bir iktidar olmuşçasına alkışlamışlardı. Ve TÜSİAD'ı faiz lobisi olarak göstermişlerdi. Buna benzer bir coşkuyu uzun süredir ilk defa TÜSİAD'ın bu toplantısında gördük. Mesela İstanbul Sözleşmesi dile getirildiği zaman hani bir coşku oldu. Yani ne dile getirilse o salonda bir miting havası vardı. Bu alışık olmadığımız şey. Peki niye böyle olduğunun yanıtını vermeye çalışayım. Diyelim ben, bana göre aynı şeyleri söylüyor aslında bir iki yıldır. Hükümetle yaşadığı gerilimi dile getiriyor. Net olarak söylediği şeyler de var. Niye oldu? Çünkü Türkiye'de daha önce olmayan bir şey oluyor. Yani bir restorasyon iktidarı neredeyse şekillendi. Ve anketlerden, toplumsal kesimlerin taleplerinden görüyoruz ki özellikle HDP'nin tavrının netleştirmesinden sonra bir baraj da aşılmış oldu. Yani o ittifakın yumuşak karnı konusundaki sıkıntı aşılmış oldu ve 7 partili bir havuz oluştu. Yani kimsenin siyasi pozisyonunu değiştirmeden oy verebileceği bir alternatif doğmuş oldu. Bu çok önemli. Yani siyasi pozisyonu değiştirmenize gerek kalmadan HDP'li HDP'li olarak, İyi Partili İyi Partili olarak oy verdiği zaman esasında iktidara karşı bir çoğunluk oluşturabiliyor. Şimdi bu bir kere siyasetteki bu rüzgar Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki artık bürokrasiye yönelik çıkışları ve bir daha güçlen devleti yönetme iddiasını ortaya koyması, toplumun birçok kesiminde artık bu kur, faiz sarmalında çıkışı görememesi, uzlaşmasının getirdiği yılgınlık ve kızgınlık aslında TÜSİAD'ın dile getirdiği şeylerle birleşmiş oldu. Yani TÜSİAD'ın programı bir geleceği inşa programı ismi bu raporu ama bence Millet İttifakı'nın hep tartışılan bir ekonomi programınız yok mu sorusunun yanıtı burada bulunmuş oldu. Yani bu ikisi birleşmiş oldu. Şunu unutmayalım, yani TÜSİAD bir parti değil. Seçimlere girmiyor. Sonuçta Emin Bey'in söylediği gibi yani Türkiye'nin en zengin, en büyük şirketlerinin ama sayı olarak az şirketlerinin temsilcisi. Yani bunun etkili olabilmesinin tek yolu söylemlerinin toplumdaki talepleri de dile getirebilmesi, oraya biraz seslenebilmesi ve toplumdaki taleplerin de bir siyasal ifade bulması. 90'lı yıllarda demokrasi raporu TÜSİAD'ın görevi değildir ama bunun bu kadar tartışmasının nedeni neydi? Toplumda bir Avrupa Birliği reformları, işte Avrupa Birliği'ne üyelik doğrultusunda, Kürt sorunu konusunda, çözümü konusunda bir şey yükseliyordu. Ve TÜSİAD bunu dile getirdiği için TÜSİAD sesini çıkarıyormuş göründü. Gücü buradan geliyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var tabii. Bunu hemen söylemek lazım bence geçmişten farklı olarak. Mesela 2001 yılında da benzer bir rapor vardır, çıkış vardı ve Türkiye layıkıyla yönetilmiyor demişti Muharrem Kayhan. Çok önemli bir çıkıştı ama burada dile getirdiği zaman MÜSİAD, TOP, ISO
Hatta sendikaların dile getirdiği sorunları da temsil edebilme yeteneğine sahip olmuştu 2001 yılında. Yani toplumun farklı kesimlerindeki örgütlenmeleri de dile getirebiliyordu. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Gördüğümüz kadarıyla hani TOK, MÜSİAD, sanayi oda, mesela KOBİ'ler burada tam olarak TÜSİAD'ın dile getirdiği politikaları benimseyebilmiş mi, benimseyememiş mi? Yani etkili olmasının böyle de bir şeyi var. Çünkü faiz, kur politikası hangisini tercih etseniz farklı bir kesimin dezavantajına oluyor. Mesela örneğin konfeksiyoncular doların 9,5'tan aşağı düşmemesini istiyor. Böyle düşerse batarız diyor. Ama TÜSİAD'ın dile getirdiği şey ise kurun engellenmesi, faizin arttırılması. Yani bugün bir farklılık var böyle. Bunu da koymak lazım. Hani eskisi kadar irili ufaklı küçük şirketlerin, sermaye gruplarının taleplerini temsil edebilecek mi, edemeyecek mi? Evet. Peki Bahadır, biraz burada bekleteceğim. Çünkü benim gördüğüm normal bir durum olmadığı için senin bu söylediğin önemli tabii ki. Yani işte tekstilciler başka düşünüyor, sanayiciler başka düşünüyor. Ama bu TÜSİAD'çılar daha üstten başka bir şey söylüyorlar. Dün evet, ortaya çıkan şuydu. Aslında dünkü toplantı güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek veren, güçlendirilmiş parlamenter sistemi iş dünyasının da satın aldığını, destek verdiğini ama içinin nasıl doldurulması gerektiğini siyasetçilere gösteren Daran Acemoğlu'nun da tespitleriyle. Çünkü mesela Daran Acemoğlu dedi ki parlamentodaki çıkarılan kararlar, regülasyonlar yani düzenlemeler önemlidir ama sadece bu değildir. Parlamentodaki çıkacak olan bütün kararlara sivil toplumun katılımı da önemlidir. Siyasetin toplum tarafından belirlenmesinin önü açılmalıdır dedi. Yani toplumsal muhalefeti, toplumsal siyaseti muhakkak yeni dönemde güçlendirilmiş parlamenter sistemin bir parçası olarak görün. Yani bugünün aynısını yapmayın dedi. Dolayısıyla dünkü toplantıyı böyle bakmak gerekiyor. Şimdi ne diyorsun Barış sen? Yani nedeni ve zamanlaması açısından. Bu arada Bahadır'ın hani anlattığı, Bahadır Özgür'ün anlattığı hem tecrübeye dayanıyor. Tabii. Yani ama bir de sonuçta neden bu kadar çok şey yaptı? Gerçekten de yine de ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Rapora baktığımızda yani bu TÜSİAD'ın dün buluşması neden rapora baktığımızda neredeyse her başlığı siyasi iktidar bir mesaj içeriyor. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Dış politika. Hedef uluslararası alanda diplomasi ve işbirliğiyle rol model olan ABD, AB entegrasyonu başta olmak üzere Batı dünyası ile ilişkilerini güçlendiren uluslararası hukuka ve sözleşmede bağlı saygın bir Türkiye. Ya bu çok açık bir şey. Mesela dış politika herhangi bir başlık hakkında konuştuğu neredeyse bütün açıklamalar mesela hedef ekonomik istikrara öngörülebilir yatırım ortamına düşük enflasyona ve güçlü makroekonomik dengelere sahip istihdam yaratan sürdürülebilir büyümeyle kişi başı geliri yüksek gelişmiş bir Türkiye. Yani bütün söylediği bütün önerileri bugün siyasi iktidarla TÜSİAD'ın baktığı yön arasında büyük bir uçurum olduğunu kanıtlar nitelikte. Aslında Bahadır Özgür'ün söylediği doğru. Daha önce mesela İstanbul Sözleşmesi'nde de bir açıklama yaptı. Başka konularda da TÜSİAD hükümetle karşı karşıya gelecek açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Döven de yanıtlar verdi TÜSİAD'ı. Ama bu kapsamda yani konuklarıyla, açıkladığı programla, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'yla, yani Tunca Özilhan'ı kastediyorum. Bu kadar bütünlüklü bir şekilde hükümeti net olarak öyle değil, böyle yönetilmek istiyoruz diyen. Mesela Daran Hocamoğlu'nun konuşmasına bakıyorum. Daran Hocamoğlu diyor ki, diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde. Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar. Yani aslında neredeyse Türkiye'de artık böyle sanki bir rüzgar esti. O rüzgar herkesin üstünde böyle kimisini üşüttü, kimisinin sırtında olan bir ürpertti, ne dersek diyelim. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının konuşmasını da okudunuz. Başkalarının konuşmasında herkes
aynı anda Türkiye'de artık başka bir iktidar seçeneğinin oluşmaya başladığını farklı farklı yerlerden dillendirince bence TÜSİAD'ın açıklaması da evet, TÜSİAD gibi hükümetler üstünde, siyaset üstünde güce sahip bir kurum bunları söyleyince bence daha dikkat çekici hale dönüştü bütün bunlar diye düşünüyorum. Ben o yüzden TÜSİAD'ın bu çıkışını, evet her zaman bunları söylüyorlar deniyor olabilir ama bugün bunları söylüyor olmaları aslında bana kalırsa bir iktidar değişimini belki de öngörmeye başladıklarının da göstergesi diye düşünüyorum. Evet. Barış'a katılıyor musun? Ekleyeceğim var mı ve Bahadır'a dönelim oradan. Şimdi şöyle, TÜSİAD veya başka kurumlar açısından söylediğiniz şeyleri söylemenin şekli çok önemlidir. Hı hı. Nasıl, ne kadar bağıracağınız, hangi konuda ne kadar söylersiniz ama bazen bağırırsınız. Burada bağırmak istediler. Çağrılan kişiler, sen de biliyorsun yani. Bir çağırırsınız başka bir şey, çağırırsınız başka bir şey. Bunun yankı bulmasını istediler. Hı. Bunu bir bilgiye dayanarak söylüyorum, bir tahmine dayanarak söylemiyorum. Bunun yankı bulmasını istedi TÜSİAD. Tuncay Özilhan'ın konuşmasının son paragrafında şöyle başlıyor. Sorunlarımızı geleceğe öteleyerek devam etme şansımızın kalmadığı bir noktadayız. Direkt olarak aslında şunu söylüyor Tuncay Özilhan. Bu hükümet sorunlarımızı sürekli geleceğe öteliyor. Artık duvara dayandık diyor. 3. Ben TÜSİAD konuşmalarını ki vaktiyle bunları yazmış da bir insan olarak her zaman tararız. Yani ne yaparız? Bu metinde kaç kere biz hangi sözcüğü kullandık? Ne kadar vurgu yaptık diye. O karşıdaki dinleyene bir şeyin altını çiziyorum, bak ben bunun altını çiziyorum, bak bunu sana bir daha hatırlatıyorum diye bakılır. Şimdi ben hemen söylüyorum. Tuncay Özilhan'ın konuşmasında laiklik 6 kere geçiyor. Başkanın konuşmasında, Kazlovski'nin konuşmasında 3 kere geçiyor. Tuncay Özilhan'ın konuşmasında kurumların altı çiziliyor. Buna karşın başkanın, Kazlovski'nin konuşmasında kurumsuzlaşma 4 kere geçiyor. Kuvvetler ayrılığı defalarca geçiyor iki konuşmada da. Ve çok önemli bir şey. Başkanın konuşmasında çoraklaşma diye bir tabir var. Bu tabir, bu tanımlama bilmeden veya ahenk olarak oraya konulmamış. Çünkü devamında şöyle diyor. Çoraklaşma her alanda devam ediyor, sayıyor hukukta falan filan diyor çoraklaşmayı. Sonra da diyor ki her alanda etkisini biliyor. Ardından da ekliyor. Eğitimliler kaçıyor bu ülkeden diyor. Sonumuz çok kötü olacak. Bu çoraklaşma yüzünden diyor eğitimleri kaçıyor. Eğitim konusunda da bir çoraklaşmayla karşılaşacağız diyor. Yani burada gene aynı yere geliyoruz. Daha önce MAK araştırmayla konuştuğumuzda ben bürokratlar artık bizim sorularımıza benim karşıma daha çok çıkıyorlar son 5-10 yılda görmüyorum. Ne demişti hatırlıyor musun o zaman? Demişti ki bürokratlar ilk sinyali alanlardır. Artık bu biraz önce dalga dalga yayılıyor. TÜSİAD bunları gerçekten de daha önceden de söylüyordu. Ama bu söyleyişinin daha yukarıda olmasını istedi. Bunun da bir nedeni var. Gene bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. TÜSİAD'ın içerisindeki etkili isimler özellikle artık laiklik meselesinin İstanbul Sözleşmesi ve kadın da bunun içine dahil özellikle yapıldı. Laiklik meselesinin, güçler ayrılığı meselesinin altının çizilmesini, güçlü bir şekilde altının çizilmesini, güçler ayrılığı demek başkanlığı istemiyoruz demek. Ben demokrasi raporu yayınlandığında TÜSİAD 7 hocaya görüş aldı. Başkanlığın yanında mı durmalıyız, karşısında mı durmalıyız diye. O zaman sadece bir hoca, bir hukukçu başkanlık sisteminden yana tavır koymuştu. 6 hukukçu karşısındaydı. Ve o zaman da TÜSİAD her zaman başkanlık sisteminin hep karşısında durdu. Parlamenter sistemin yanında durdu. Bunun nedeni de şu, Türkiye'de toplum güçler birleşmesine, gücün bir yerde toplanması, eskide temerküz etmesine çok yatkındır.
O yüzden başkanlık Türkiye'de demokrasiyi, zayıf olan, güçsüz olan demokrasiyi daha da zayıflatır. Argüman buydu. Ve şimdi geldiğimiz noktada TÜSİAD gene o eski görüşüne dönmüş oldu. Şimdi Bahadır Bey, size tekrar döneceğim. Şöyle ki, şimdi bir kere bu Emin'in de bahsettiği, Barış'ın da söylediği laiklik vurgusu. Bugün baktım sosyal medyada çokça konuşuldu. İşte 28 Şubat'ı hatırlatılanlar da var. Ay bir kez daha iş dünyası çıktı laiklik üzerinden. İşte iktidara bir yol gösteriyor. 28 Şubat döneminde yaşanılan gibi vurgular yapılıyor. Nedir o yani? İşte daha muhafazakar sermayenin dışlanması o dönemde olduğu gibi. Ki evet, o dönemde hakikaten böyle çağrılar olmuştu. İşte hükümetin bu sıralar, daha doğrusu iktidarın bu sıralar dillendirdiği, biz gidersek muhafazakarların kazanımları ellerinden gidecek. Dünkü yapılan laiklik çağrısının içine bu konulmaya çalışılıyor. Yani bir kez daha beyaz yakalılar işte laiklik vurgusuyla toplumu iktidara karşı kışkırtıyorlar ve aynı o dönem. Şimdi bunu nasıl yorumlarsınız bir? Ben sizin yorumlamanızı istiyorum çünkü orada aslında hem Başkan Kaslowski hem de Tuncay Özilan ve keza Daran Acemoğlu laikliğin aslında açılımını yaptılar. Farklı din, dil, kültür, etnik köken, bütün bunların eşit ve özgürlükleri korunacak şekilde yer aldıkları çoğulcu bir toplum yapısı ki Millet İttifakı'nda savunduğu zaten bu. Şimdi bunu bir size sormak istiyorum. İkincisi de tabii TÜSİAD'ın doğruya doğru kötüde bir reputasyonu var. Özellikle çalışan işçiler nezdinde. Ya bir kez daha TÜSİAD geleceği gördü ve kendine iyi bir pozisyon kapmaya çalışıyor. Yine ezilen ya da yok sayılan çalışan işçi kesimi olacak ya da emekçi kesimi olacak. Bu konuda da bu yeni dönemde TÜSİAD acaba halk açısından da bir okuma yapmış mı? Geçmişten bir tecrübe çıkarmış mı? Ve Millet İttifakı'na bu çağrıyı yapıyor mu? Çünkü şunu söylediler defaatle. Sivil toplumun katkısı, toplum muhalefetinin, toplumsal muhalefetin aktive edilmesi, sivil toplumun muhakkak dahil edilmesi. Ne dersiniz? Şirin Hanım, yani önce şöyle başlayayım. Yani şuradan ben doğru, yani aynı şeyi söylüyoruz ama vurguyu nereye yaptığımız önemli. TÜSİAD 5 yıl önce çok bağırsaydı hiçbir şey olmazdı. Kimse duymazdı. Yani burada niye bu yüksek sesle söyleme cesareti nereden geliyor çok önemli. Çünkü bir iktidar alternatifi şekillendi. Net olarak şekillendi. Şekillendiği için de geleceğe dair bir TÜSİAD'ın isteklerini yerine getirebilecek, onun da arzu ettiği yöne Türkiye'yi götürebilecek bir iktidar şekillenmesine eklemleniyor TÜSİAD. Barış'ın dediği bu açıdan, şu açıdan çok doğru. Çünkü bir alternatif çıktı artık yani. 5 yıl önce yoktu. 10 yıl önce de yoktu. Bu kavgalar bir sonuç vermezdi. İşte o açıdan bunu söyledikten sonra şöyle geçeyim. Ben o yüzden söyledim. Aydınlanma vurgusunu ilk defa bu kadar net gördük. Yani laiklik. Evet, TÜSİAD daha önce de söyledi. Bu sefer 6 kez laikliği, 6 kez de gelir adaletsizliğini söyledi mesela. 6 kez de bu var. Bu kelime geçiyor. Çok önemli bunlar. 2 kez sendikasızlaşma geçiyor. İlk defa sendikasızlaşma, ki biz patronlardan bahsediyoruz. Yeni anayasa geçiyor. Çok önemli. Ama yeni anayasa da yetmez deniyor. Bunlar çok yeni vurgular ama aydınlanmayı ben özellikle altını çizmek istiyorum. TÜSİAD'ın literatüründe pek olmayan, TÜSİAD içindeki İş adamlarının literatüründe olabilir ama TÜSİAD'ın kurumsal olarak literatüründe olmayan bir şeyi, vurgu olduğunu düşünüyorum. Emin Bey yanlışım varsa düzeltebilir. Bu laiklik dediğimiz zaman, artı aydınlanma dediğimiz zaman çok daha köklü bir değişim istediğinden bahsedilir. Yani bahsettiğiniz tanım, laikliği böyle tanımlayabilirsiniz ama bunun koruyucusunun aynı zamanda bunun güvencesinin bir güvence daha istiyor. Yani laikliği güvenceye alacak bir sigorta daha istiyor. Bu da aydınlanma. Yani eğitim, öğretim bütün kesintisiz üniversite yaşamına kadar batılı, çağdaş, aslında cumhuriyetin hani hedefi olan şeye ulaşmak için tekrardan buraya dönmek gerektiğini vurgu olarak okuyorum ben. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani daha önceki laiklik vurgularından farkı bu. O yüzden bununla birlikte almak gerektiğini düşünüyorum şeyi. İkincisi şunu söyleyeyim. Şu vurgu da önemli bence. Bugüne kadar hepimiz ezberden de söylüyorduk. 2002-2007 arası program. Yani AKP'nin
iktidara geldikten sonra 2007'ye kadar uyguladığı program ekonomide göreceli bir istikrar sağlamış. Sermaye kesimleri bundan memnundu, buraya dönmek istiyorlar diye. Bu sefer 1999'dan 2007'ye dedi. Yani AKP'nin programı değildi bu. 1999 yılında başlayan, yani Ecevit hükümetinin reformlarına da sahip çıkan, hatta Avrupa Birliği hedefine Ecevit hükümetiyle birlikte başladığını, kesintisiz bir şekilde 2007'ye gittiğini, çok önemli, kesintisiz bir şekilde. Hı hı. Yani bu şu, o program sizin program değildi. O program Türkiye'de bir uzlaşmanın programıydı, bir hedefti. Siz bundan saptınız diyor. Bu açıdan bu bir kere bu önemli. İkincisi, şuna döndüğümüz zaman ama 2002, yani TÜSİAD'ın vurguladığı bu programa dönelim dediği zaman çalışanlar açısından çok büyük sıkıntı doğuyor. Çünkü her ne kadar programa siz sendikasızlaştırmayı koysanız da sendikasızlaştırmanın en yoğun yaşandığı yıllar bu programın uygulandığı yıllar. Yani TÜSİAD'ın dönelim dediği program %25'lerden %2'lere 3'lere düştü 2007'de sendikalaşma oranı. Toplu sözleşme sayısı düştü. Ücretler anlamlı olarak hiçbir zaman reel olarak artmadı. Tüketim kapasitesi arttı. Yani değerli TL, ucuz dolar, kredi mekanizmasıyla insanların tüketim kapasitesini arttırdınız ve göreli bir refah sağlasa da bu, ücretlerin artmadığı bir yıl. İkincisi, 70 milyar dolarlık özelleşme çok ciddi bir tahribat yarattı. Yani işçi kesimi açısından. Bu çok önemli. 70 dolayısıyla? Milyar dolarlık özelleşme. Dolayısıyla TÜSİAD bence programına sendikasızlaştırmayı, gelir adaletsizliğini, sosyal adaleti koymakla esasında toplumda yükselen muhalif dalgaya bir işaret vermiş oldu. Yani orayı da dikkate aldığını, onu da temsil edilmesi gerektiğini, yani siyasetin bunu da kapsaması gerektiğine dair bir işaret vermiş oldu. Ama bahsettiği programla bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Yani evet, istediği ekonomik programla sendikasızlaştırma, ücretlerin artması arasında bir çelişki var. Burada küçücük bir şey var, o önemli bence. Benim anladığım TÜSİAD 2002, yani 2007'ye kadar uygulanan programın sosyal ayağının eksik olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla kamu kaynaklarının ihalelere, inşaata, yolsuzluğa gitmesindense siyasetin dönüp gelir arttırıcı bir takım tedbirlere harcaması gerektiğini, yani mali disiplin istemiyor, yani bütçe disiplini istemiyor aslında. Tahrip olan sosyal dokuyu tamir edebilmek için öncelikle bir ücret artışının, bir gelir artışının, ücret değil pardon, evet, gelir artışının olması gerektiğini, bunu da devletin yapması gerektiğine dair geçmişten bence biraz farklı olan bir şey pozisyon söylüyor. Yani evet, kamuculuk, kamuculuğa bir vurgu yapıyor aslında. Peki Barış, soracağın ya da ekleyeceğin var mı? Yok. Emin? Burada bir önemli nokta var. TÜSİAD'ın, Bahadır'ın söylediğini, hani ben çok böyle çok ekonomiye dalmayalım diye söylüyordum. Dünyadaki dalganın etkisi o TÜSİAD üzerindeki. Darun Acemoğlu geldi ama asıl bunun bayraktarı, ben daha çok seviyorum itiraf edeyim, Dani Rodrik. O bunun artık kesinlikle sürdü. Daha Adil Daha Makul kitabında bunun sürdürülemez olduğunu söylüyor. TÜSİAD hiçbir zaman dünyadaki dalganın dışında kalmamıştır. Dünyadaki dalgaları iyi görür. Türkiye'de hiç kimse TÜSİAD kadar iyi görmez, itiraf edelim. TÜSİAD bu dünyadaki dalgaları çok iyi görür. Bunun içeriye nasıl etki edeceğini, nasıl uyumlanacağını, nasıl eklemleneceğini bilir ve ona göre hareket eder. Dünyada bu dalga kabarıyor şirin. Sadece %1'in, hani biz %99 eylemlerini hatırla, çok küçücük 3 kişinin, 5 kişinin geliri pastanın büyük kısmını aldığı, geri kalan %99'a, orta çaplı iş insanlarına bile paranın kalmadığı bir sistemin sürdürülemez olduğunun şeyi var. O yüzden Bahadır'ın bu altını çizdiği noktayı ben de bir söylemiş olayım. Çok önemli. Darun Acemoğlu'nun özellikle şu vurgusu önemliydi mesela. Eşitsizlik arttıkça demokrasinin söz verdiği gelişme türü oluşmuyor, olamıyor. Bu da demokrasiyi zayıflatıyor. Yani insanlar ceplerine para, sofralarına ekmek, çocukların üstüne hırka, ellerine okul, araç gereci gelmediği müddetçe, bir dakika pardon kadın hakları, bir dakika pardon bağımsız hukuk, bir dakika pardon adalet demekten
daha az nasıl diyeyim demekten vazgeçiyorlar demeyeceğim ama daha az talepkar oluyorlar. Çünkü bu öncelikleri bu eşitsizliğin giderilmesi yani gelir eşitsizliğinin giderilmesi en önemlisi yoksulluk. Yoksulluk büyük problem. Dolayısıyla Millet İttifakı'na güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi yapılırken aynı zamanda yoksulluğun giderilmesi. Bunun patronlara söylenmesi önemli. Şimdi Bahadır Özgür'e teşekkür ederiz. Bilmiyorum söyleyeceğim var mı Bahadır Bey? Ben Bekir Ağırdır'ın bir sözüyle diğer bölüme bağlayacağım. Birazdan 3 sol, siyasetin solunda duran 3 partinin genel başkanlarını ağırlayacağız. Ve onlara da soracağız. Yani bir taraftan TÜSİAD böyle bir açıklama yapıyor. Çünkü gidişatı görüyor ve gidişata bir öneriyle geliyor. Eleştirebiliriz, iş dünyası diyebiliriz, kapitalistler diyebiliriz, işte nedir adı sermaye diyebiliriz tabii ki ama bir öneriyle geliyor. Ben diyor önümüzdeki dönem Millet İttifakı ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde şöyle bir model görmek istiyorum diyor. Dolayısıyla bunu siyasetin solundaki partilere de soracağız, onlara da soracağız. Ama Bekir Ağırdır'ın şu tespitiyle bağlayayım bu bölümü. Dedi ki, şu anda Türkiye bir depresyonda, dar koridorda bile değil, Daran Acemoğlu'nun deyişiyle yani ekonomik büyük bir krizde ve depresyonda çıkış yolu arıyor ve bundan sonra bütün partilerin çıkış yolunda oluşturacakları politikayı öncelikle sokaktaki sade vatandaşa anlatmaları ve onların satın alması gerekiyor bu programı. Yani ne kadar şahane bir program, ne kadar şahane bir anayasa, parlamenter güçlendirilmiş bir sistem yaparsanız yapın, sokaktaki insan sizin bu planınızı satın almak durumunda. Bu çok önemli, bunu soracağız. Buna ekleyeceğiniz var mı Bahadır Bey? Yok, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yani çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buyurun buyurun, söyleyin buyurun. Ya bir şey söyleyip bağlayayım. 2010'dan Ümit Boyner çok önemli bir şey söylemişti. İlk defa bir orta sınıfımız oldu ve orta sınıf burjuvaziye doğru yüzünü döndü. Yani oraya katılmak istiyor. Hani iyi iş, iyi yaşam. Bence en önemli şey bu. TÜSİAD'ı en çok korkutan. Son 10-13 yılda bütün bu eridi ve fakirleşti. Zaten Daran Acemoğlu'nun da TÜSİAD'ın demokrasi tahayyülünün merkezinde bu var. Bu sınıfın geniş olması ve bu sınıfın yüzünü batıya dönmesi. Buradan saptığı anda demokrasi sadece bizim için değil, sermayenin en büyükleri için de risk haline geliyor. Evet. Bence hani Daran Acemoğlu'nun programın özeti çok önemli bir özelliği. Bahadır, çok güzel şeylerin altını çiziyorsun. Böyle sürekli eklemlenerek söylüyorum. Birazdan sol partilere döndüğümüz için bunu bir söylemeden geçmeyeyim. Bugün Şirin, çok yanlış bir şey var. Sınıf kavramının tamamen hayatı okumanın dışına itildiğini görüyoruz. Hayatı sınıf kavramı olmadan okumak, hani nazikçe söyleyeyim, cehalettir. Neden cehalettir? Şundan cehalettir. Demokrasi dediğimiz şeyin kökenine baktığımızda aslında burjuva demokrasisi. Bu demokrasi tanımımızın özünde o var. Burjuva, güçlü bir burjuva sınıfınız yoksa, orta sınıf olarak güçlü bir burjuvaziniz, yani esnaf gibi, orta kobiler gibi yoksa eğer, o zaman batı tipi özgürlükçü bir burjuva demokrasi inşa edemiyorsunuz. O yüzden de TÜSİAD'ı Bahadır'ın dediği gibi bu ürkütüyor. Çünkü büyük sermaye sonuçta zaten uluslararası ağın bir parçası. Gelirinin bir kısmını yurt dışından temin ediyor zaten. Dışarıda bağları var. Gerekirse de yatırımlarını dışarıya kolayca kaydırabilir. Ama kobiler ve esnaf bunu yapamaz. Yani başka bir yere gidemez. O yüzden de bu ülkede demokrasinin olmasına onlar çok sıkı bağlanırlar. Burjuva demokrasinin varlığına çok sıkı eklemlenirler. Bunun aşınması demokrasiye vurulan bir darbe. O yüzden ben de gene Bahadır söylüyor ve ben söylüyorum. Ya bir şeklinde. Madem Bahadır söylüyor, ben söylüyorum şeklinde. Evet, Erkan Baş bizi bekliyor ya, o yüzden. Evet, yani ama öyle bir hale geldi ki şimdi Bahadır'ın söylediğine bir katkı olarak söylüyorum. BİM markasının yöneticisi Galip Aykaç da hükümeti eleştiriyor. Yani eskiden sen söyledin ya, orada böyle oluyordu, burada böyle oluyordu. Yani Cumhurbaşkanı çıktı, 5 tane market, BİM'in de aralarında olduğu market zincirini, bundan sonra bunlar
sorumlusudur Türkiye'deki enflasyonun, fahiş fiyatların dedi. O 5 market zincirinden biliyoruz 3 tanesi hükümete çok yakın. Ondan sonra ve bugün onlar bile eleştiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Sanki elbette ki Emin'in söylediğine katılıyorum. Demokrasi sınıfsız bir şey değildir. Sınıflı bir meseledir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bir piyasa ekonomisi taraftarı parti olarak piyasayı piyasa olmadan yönetmeye çalışıyor. Ve bu da sistemi şeyin bile gerisine götürüyor. Burjuva demokrasi dediğin şeyin bile gerisine götürüyor. Çok ve gerisi. Onlar kendi varlıklarının tehlikede olduğunu düşünüyorlar böyle bir parti. Ya sonuç itibariyle... Artık Bahadır bir şey demesin. TÜSİAD içinde ya Bahadır Özgür'ü bir dahaki yayında daha uzun bu konuda alacağız. Güzel bir tartışma konusu bu. Çok teşekkür ederiz Bahadır Özgür. Gerçekten geldiğiniz, katıldığınız için önemliydi. Çok teşekkür ederim. Önemli analizlerdi. Gerçekten bir daha sefere daha geniş konuşalım. Şimdi dediğim gibi yani